أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين نبوي حركة متودو درسimizde en son peygamberimizin tebliğde ve eğitimde üzerinde durduğu kaynağın Kur'an olduğunu, tek kaynağın Kur'an olduğunu söylemiştik. Kitabımız sadece Peygamberimizin eğitim yönünden meseleye bakmış. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabeyi Kur'an'la eğitti. yani iman edenleri Kur'an'la eğitti ve Kur'an-ı Kerim peyderpey geldi peyderpey gelmesi sahabenin eğitimini kolaylaştırdı. Toptan gelmiş olsaydı her bir ayet bu kadar derinlemesine anlaşılmazdı. Olaylar üzerine gelmemiş olurdu toptan gelseydi. Olaylar üzerine gelmemiş olurdu. Olaylar üzerine gelmediğinde de iyi anlaşılmaz. Olaylar üzerine geldiği zaman ya da bir olay olmasa bile o ortamda geldiği zaman Ayetler daha derinlemesine anlaşılır. Allah'ın e, yöntemi de bu. Bugün mesela başımıza gelen olaylardan sonra daha önce e, anladığımız, anlattığımız üzerinde durduğumuz ayetleri bugün çok daha iyi anlıyoruz. Yani demek ki ortam, olaylar, başınıza gelenler ayetleri daha derinlemesine anlamanızı sağlar. E, sadece masada kitap okumakla bu Kur'an anlaşılmaz. Mücadele ortamına girmeden, kafiri tanımadan, mücadele etmeden aslında ayetlerin ruhunu anlamak mümkün olmaz. Hatta belki bazı e, ayetler hakkında yani neden şöyle ki gibi bir takım soru işaretleri bile olabilir. Ama o ortamı yaşasa, o olaylar kendi başından geçse aslında ayetlerin neden öyle olduğunu neden öyle buyurulduğunu da daha iyi anlayacaktır. Ee, Sahabe-i kiram böyle e, Kur'an'ı e, tenzil ile gelen Kur'an'ı yani peyderpey gelen Kur'an'ı e, ezberlediler ve yaşadılar ve o olaylar üzerine geldiği için çok da iyi anladılar böyle sağlam bir nesil meydana geldi. ve kaynakları Kur'an'dı başka e, kültürlerden etkilenmemiş oldular. O zaman da kendine göre kültürler var. İran'ın kendine göre kültürü var, Bizansın kendine göre kültürü var. Yemen'in kendince kültürü var, Habeşistan'ın öyle. yani sonuçta dünyada birçok devlet var ve hepsinin de kendince sanatı var kültürü var e, ee, Arapların da öyle ama Allah Azze ve Celle onları bütün bunlardan uzak tuttu ve yalnızca Kur'an'la eğitti. Böylece kafaları netleşti. Daha evvel de demiştim yani birçok insanın kafası karışık çünkü çok e, farklı kaynaklardan e, istifade etmektedir ve bu kaynakların çok çeşitli olması kafaları karıştırmaktadır. Kur'an'la Yetişmemize engel olmaktadır. Her ne kadar bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli denilse de, ama bazı kitaplar Kur'an'a götürmemektedir ve insanı insanı başka mecralarda yolculuk yaptırmakta, bir bakıma labirentlere sokmaktadır, İçinden çıkılamaz yollara girmektedir. Bunun sonucu, e, i̇stediğimiz kafası netleşmiş, rasih olmuş ilimde derinleşmiş İlimde derken çok yüksek bir ilmi seviye olması şart değil. Ama e, kafası net, kafası net, belirli doğruları çok kesin olarak öğrenmiş ve kabullenmiş insan. Eğitimde bu e, çok önemli bir noktadır. Belirli temel meseleleri çok net öğrenmek, öğretmek lazımdır. Ve Kur'an'ın bunu yaptığını görüyoruz. Bunu da nasıl yapıyor? Kur'an-ı Kerim tekrarla yapıyor. Belirli meseleleri tekrar ediyor. Ve bunun sonucunda çok net insanlar meydana geliyor. Eğer bazı meselelerde netleşmezseniz sürekli gelgitler yaşarsınız. Her esen rüzgardan etkilenirsiniz. Olaylardan etkilenirsiniz. Düşüncelerden etkilenirsiniz ve baskılardan etkilenirsiniz. Eğer netleşmediyseniz bir baskıyla karşılaştığınızda mutlaka rota değiştirmek istersiniz. Rota değişikliklerinin temelinde netleşmemek yatar. Cesaretsizlik de yatar ama belki bazı insanlar cesur olduğu halde kafası net olmadığı için rota değiştirir. İşte Kur'an kafaları netleştirdi. Ee, tek kaynak Tek kaynağın olması işlerin düzenli olmasını sağlıyor. Düşüncelerin düzenli olmasını sağlıyor. Hareketin sapmamasını sağlıyor. Şimdi burada peygamberimizin Kur sahabeyi Kur'an'la eğittiği üzerinde duruluyor ama aslında şu nokta ihmal olmuş. Peygamberimiz sadece sahabeyi Kur'an'la eğitmedi. Aslında kafirlere de hep Kur'an okudu. Yani kafirlere de, kafirleri de başka bir kaynaktan e, değil de Kur'an'dan istifade etmeye çağırdı. E, Müslümanlar üzerinde etkili olan Kur'an, kafirler üzerinde de etkilidir. E, sürekli olarak Kur'an okuduğunu görüyoruz. Kim kim kendisiyle konuşsa ya da bir soru sorsa, Mekke müşriklerinden mesela bazılarıyla olan konuşmaları var onların. E, onlara hemen Kur'an'dan ayetler okuduğunu görüyoruz. Çoğu zaman kendisi cevap bile vermiyor. Ayet okuyor o kadar. Onları Allah ile karşı karşıya getiriyor. Onları Allah'ın kelamının etkisi altına sokmaya çalışıyor. Çünkü Allah kelamının insan kelamında olmayan bir tesiri vardır. Peygamberimiz peygamber olduğu halde kendi kelamından çok onları Allah kelamı ile karşı karşıya bırakıyor ve e, çünkü çünkü kelamullah'ta ayrı bir tesir vardır. E, ve bazen böyle doğrudan doğruya Kur'an okuyor. Bazen kendi evinde mesela sabahlara kadar Kur'an okuduğu oluyor sesli bir şekilde. Bu sesli Kur'an okumak da bir strateji aslında. Yani kendi evinde okuyor. Evine kimse karışamıyor. Belki gitse Kabe'de okusa saldırıya uğrayacak ama kendi evinde okuyor gecenin sessizliğinde ve evinin etrafındakiler onu dinliyor. Gündüzleyin dinlemeyin diyenler, insanları uzak tutmaya çalışanlar geceleyin kendileri gelip gizli gizli peygamberimizi dinliyorlar. bu Cehil gibi İslam düşmanları bile Ahnes bin Şurek gibiler, Ebu Sufyan gibiler Gelip Efendimizin evinin etrafında oturup onu sabaha kadar dinliyorlar. birbirlerine haberi olmaksızın ee, sabaha kadar dinliyorlar. Ve sabah güneş doğunca birbirlerini görüyorlar, birbirlerinden utanıyorlar. Ve bir daha gelmeyelim diye sözleşiyorlar. Biz insanlara dinlemeyin diyoruz, mecnundur diyoruz, sihirbazdır diyoruz, şairdir diyoruz. Sonra kendimiz gelip sabaha kadar dinliyoruz. Bunu eğer duyarlarsa insanlar rezil oluruz. Bunu bir daha yapmayalım diye sözleşip gidiyorlar. Ertesi gün ama yine dayanamıyorlar, yine geliyorlar ve yine sabaha kadar herkes birbirinden habersiz bir şekilde oturup Peygamberimizi dinliyor. Ondan sonra e, sabah yine güneş doğunca birbirlerini görüyorlar, yine utanıyorlar, yine sözleşiyorlar, bir daha gelmemek üzere. Ama üçüncü gece aynı olay bir daha oluyor. Yine sabah oluyor. Yine birbirlerini görüyorlar, yine utanıyorlar ve bu sefer yemin edelim yoksa yine geliriz diyorlar. Bu defa yemin edelim ki bir daha gelmeyelim. Yeminleşiyorlar, ondan sonra gelmiyorlar. Şimdi demek ki Peygamberimiz kafirlere de doğrudan doğruya Kur'an okuyor, Kur'anın tesir altında kalmalarını sağlamaya çalışıyor. O halde bugün İslam davetçileri sadece Müslümanları eğitirken değil, kafirlere de ya da İslam'dan uzak Müslümanlara da e, Kur'an'la yaklaşmalı, Kur'an'ın tesiri olduğunu unutmamalıyız. Biz bu e, meselenin aslında çok da farkında değiliz. Yani İslam davetçileri Kur'an'ın tesirli olduğunu çok düşünmez olmuşlar. E, konuşmalarda ayet azdır. Öyle cemaatler var ki Kur'an gündemlerinden çıkmıştır. Ellerinde 3-5 kitapları vardır. O kitaplar Kur'an'ın yerine geçmiştir. Risale'nin de, Risale okuyanların da hepsini kastetmiyorum ama içinden bir kısmı bu duruma gelmiştir. Halbuki Risale'nin üstadı Bediüzzaman Rahimahullah bütün kitapları Kur'an'a götürmeli, hiçbir kitap Kur'an'a perde yapılmamalı demişti. Ama maalesef kendi kitabını da Kur'an'ı perde yapanlar oldu. Kur'an'dan çok Risale biliyor adam. Risaleleri e, tüm külliyatı bitirdim diyor. Bazıları iki defa, bazıları üç defa. Ama Kur'an'ı bir defa okumamış. Şimdi bu nasıl bir İslam anlayışı? Bu nasıl bir Müslümanlık yani? Yani binlerce sayfalık Risale külliyatına bu kadar külliyatı bitirmiş. Bir defa, iki defa, üç defa. Ama şu kadarcık bir 600 sayfalık Kur'an'ı bir defa okumamış. Hatta normal kitaplar gibi bassanız Kur'an-ı Kerim'i yani 400 sayfa anca eder. Aslında 600 sayfa da etmez. Yani 400, 450 sayfalık bir kitabı Allah'ın kitabını okumamış ama koskoca külliyatı birkaç defa okumuş. Konuşurken ayetten çok risalelerden cümleler söylüyor mesela. Yani besbelli ki Kur'an'dan fazla risaleye hakim. Ve bir meseleyi ele alırken aklına ayet gelmiyor, Risale'den bir cümle aklına geliyor. Şimdi bu olacak iş midir? İnsan önce Kur'anı hatırlar, sonra hadisi hatırlar, sonra da başka alimlerin sözlerini hatırlar. Yani hani kitaplar Kur'an'a perde yapılmayacaktı, i̇şte perde olmuş, perde yapılmış. Üstad kendisi böyle bir şey istemedi, böyle olmasın da dedi. Böyle olmaması için de ikaz da etti. E, gerek Müslümanlara gerekse kafirlere bugün Kur'an anlatılmıyor. Dolayısıyla da kafir Allah ile karşı karşıya da getirilmiyor. Allah'ın Kitabıyla da tanıştırılmamış oluyor. E, mesela Utbe e, Peygamberimize gelip de bir takım tekliflerde bulunmuş. E, bırakın bir Peygamber bir dava adamı için bile çirkin teklifler. Eğer istediğin mal mülkse sen en zenginimiz yapalım. Yok kral olmaksa seni kralımız yapalım. Güzel kızlarımızla seni evlendirelim vesaire vesaire. Efendimiz dinliyor dinliyor ve sonra diyor ki hiçbir şey demiyor daha doğrusu direkt Fusilet suresini okumaya başlıyor. Bitti mi diyor önce? Evet deyince utbe diyor ki şimdi sen beni dinle. Aslında beni dinle diyor ama ama kendi konuşmuyor aslında. Kur'an'ı konuşturuyor. Ve başlıyor Fusilet suresinden okumaya ve o kadar etkili ki e, o günkü Araplar da Arapçayı çok iyi bildiklerinden etkisi altında kalıyor ve yeter ya Muhammed diyor ne olur daha fazla okuma. Etkileniyor. Çünkü o kısımda geçmiş kavimlerden iman etmeyen, peygamberlerine peygamberlerin inkar eden, onlara zulmeden kavimlere Allah'ın azap ettiği anlatılıyor. Ve Utbe öyle bir korkmuş ki diyor ki Muhammed yalan söylemez ve azap sanki hemen gelecekmiş gibi ödü kopuyor yani. Ne olursun diyor akrabalık hatırına yeter daha fazla okuma. Yüzünü rengi atmış. Kur'an böyle bir etkisi var. Biz elimizde böyle bir kaynak var. Bunun kıymetini bilmiyoruz. Bunu bu şekilde kullanamıyoruz. Etkili olmak böyle bir e, kaynakla mümkündür. Bu kaynak çok iyi kullanılmalıdır. Peki bu nasıl mümkün olur? Evvela kaynağımızı iyi bilmekle. Kaynağı iyi bilmekle. Yani her meselede ayet bilmek icap eder. Mümkünse Arapça okumuş olanlar Arapçasıyla söylemeli çünkü Arapçasının mealde, mealinde olmayan bir tesiri olduğu gerçektir. Bu e, sadece yani toplum Arapça bilmiyor, siz Arapçasını söyleyince e, ondan dolayı etkili oluyor falan değil yani. O sizin etkili olmanızdır. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben söylenenin etkili olmasından bahsediyorum. Arapçasının söylenmesi e, Allah kelamı olduğu için onda bir sır var. O, o sırrın tesiri var. Bunun tarifi çok zor, ispatı da çok zor. Ama Allah'ın kelamı olduğu için ayrı bir kalbe dokunan tarafı var. Evet. Efendimizin hadislerinde de bu yok yani. yani. Onun kadar yok. Bundan istifade etmek icap eder. Onun için e, Arapça bilmeyenler maalinden, Arapça bilenler de hem Arapçasını söyleyip hem de maalini vermek suretiyle Kur'an'ı çok kullanmalıyız. Böyle bir silahımız var. Bu silahı kullanmıyoruz. Ee, örgütler psikiyatristlerle, psikologlarla çalışıp örgüt elemanlarını nasıl sağlamlaştıracaklarının yollarını ararlar. Çeşitli yöntemler uygularlar. Aslında bizim böyle şeylere ihtiyacımız yoktur. Elimizde Kur'an gibi bir Kitap var ve insanı e, psikiyatristlerin bildiği aldatma yöntemleriyle değil de aslında bir bakıma e, kurşun asker yapma gibi yani bu yöntemlerle değil de düşünerek iman etmesini sağlayarak çok sağlamlaştırabilecek bir kitabımız var. Etkili ve e, nasıl ki e, ilaçlarla değil de doğal şekilde e, hastalıklar tedavi etmek en doğrusudur. E, aynı şekilde aslında Kur'an'la tedavi en doğrusudur. Psikolojinin ve psikiyatrinin kullandığı yöntemler e, insanları kurşun asker yapmaya dönük yöntemler, beynini yıkama derler yani aslında beynini yıkamayıp kirletme yöntemleri e, ile insanların bir davaya bağlanmasını sağlamak esasında insana kötülüktür. Yani insanı aşağılamaktır. İnsanı makine yapmaktır. Onlar makineleştiriyorlar. Kur'an adam ediyor, mümin yapıyor. Makine yapmıyor. Düşündürüyor ve güçlü bir şekilde iman etmesini sağlıyor. Mutmain kılıyor. Mutmain kılıyor. E, hayatını değiştirmesini sağlıyor ve güçlü bir şekilde inanmasını sağlıyor. Do, yani doğal bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. Suni yollarla değil, insan insanlıktan çıkartan, makineleştiren yöntemlerle değil. Mesela bazıları ilaçlar kullandırıyorlar, eyleme gönderirken eroin kullandırıyorlar, ilaç hap, hap attırıyorlar. Ya da ona benzer e, aslında psikolojik yöntemler kullanarak belki ilaç içmiyor ama <laughs> psikolojik yöntemleri kullanarak <laughs> adamı makineleştiriyor. Böyle filmler de var belki görmüşsünüzdür. Adamı makine gibi yapıyorlar. Düşünmeyen sadece uygulayan makineye dönüştürüyorlar. Kur'an'ın böyle bir yöntemi yok. Kur'an-ı Kerim insanın iman, Allah insanı iman etmesini istiyor küfürden, şirkten kurtulmasını istiyor, derecelerden geçmesini, yükselmesini istiyor, cennetin yüksek makamlarını kazanmasını istiyor. Dolayısıyla, İslam bu işi, böyle yapmak zorundaydı zaten. Yani insanı değiştirmek, zorundaydı. Böyle makineleştirme yöntemleriyle, yapmamak zorundaydı. Ve, e, Kur'an'ın da böyle bir yöntem izlediğini görüyoruz. Yani, Mesela o makineleşmiş insanların dahi yapamadığını sahabi yaptı. Makineleşmiş olanların hipnotizma yöntemleriyle e, aklı başından e, alınmış, kontrol altına alınmış, kendi iradesi artık elinde olmayan, başkasının kontrolüne geçmiş insanlar yapmadı. İslam insanı e, güçlü bir şekilde inandırdı güçlü bir şekilde, tabi yollarla, akli, mantıklı, deliller sunmak suretiyle, Kur'an'ın, e, ayrı bir tesiri var, o tesir sayesinde, o tesir sayesinde, hem hakikatin, gücünü kullanarak, hem, üslubun, mucizeviliğini kullanarak, üslub mucizevi, fesahat ve belagatta mucize, hem onu kullanarak, hem hakikati söylemektedir, hakikatin gücünü kullanarak, etkisini kullanarak e, bunlarla istediği insanı meydana getiriyor. Vahyin dışında bir de zaten Allah insana fıtrat vermiştir, o fıtratı kullanarak. Yani insana doğru yol sadece vahiy ile gösterilmemiş, aynı zamanda fıtrat da ona uygun verilmiş ve fıtrat da doğruya meyeldir her doğan İslam fıtratı üzere doğmaktadır. Ee, İslam bunları kullanarak çok sağlam nesiller meydana getirmiş. Çünkü İslam fıtrata uygun ve e, siz İslam'ı Kur'an'ı anlattığınızda onun fıtratıyla uyum halinde olduğu için güçlü bir şekilde inanmaktadır. Ve o zaman insanı makineleştirmeye gerek kalmamaktadır. O gibi yöntemlere psikiyatristlerin iyi bildiği insanı insanlıktan çıkartan o yöntemlere gerek kalmamaktadır. İlaçlara, insanı makineleştiren ilaçlara gerek kalmamaktadır. O tarzda bir askeri eğitime gerek kalmamaktadır. Başkaları bu yollara başvururlar. Neden? Çünkü ellerinde böyle bir kaynak yoktur. Davaları fıtrata uygun değildir. Davaları hakikate uygun değildir. Ellerinde Kur'an gibi bir kaynak, etkili bir kaynak yoktur. Tevhid gibi Hak bir davaları yoktur. O yüzden insanları başka yollarla etkilemek zorundadırlar. Makine yapmak zorundadırlar. Madem elimizde böyle bir kaynağımız var, o halde başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ee, aynı şekilde mesela Velid bin Mughire, bir gün dedi ki, Muhammed hakkında ne düşünüyorsunuz, ne diyelim? Bir şey diyelim, hep beraber aynı şeyi söyleyelim ki insanları etkileyelim. Şair diyelim dediler. Dedi ki Muhammed'in şiir söylendiğini duydunuz mu? Şiirin her türlüsünü biz biliriz. Muhammed şiir bilmez. Yani kime, ina, kimi inandıracaksınız yani bu saçmalığa? E ne diyelim? Sihirbaz diyelim de ne hiç Muhammed'in sihir yaptığını gördünüz, duydunuz mu? Hiç böyle şeylerle alakası var mı Muhammed'in? Yok. E, hiç ondan sihirbaz hali gördünüz mü? Hayır. Ee, Mecnun diyelim dedi hiç Mecnun görmediniz mi hayatınızda? Hiç Muhammed'le delilik hali var mıdır? Böyle herkes bir şey söyledi. Bunların hepsi reddedildi. Kahin diyelim dedi hiç kehanette bulunduğunu gördünüz mü? E, tamam görmedik doğru. Peki ne diyelim? Yani bir şey bulamadılar. Bir seferinde Velid bin Mughire'ye peygamberimiz Kur'an'dan ayetler okudu yine. Velid o kadar etkilendi ki işte bu konuşmada şunu söylemiş. O, o olayı hatırlıyor, Peygamberimiz ona Kur'an okumuş, onu hatırlıyor ve e, bu görüşmeleri esnasında şunu söylüyor. Diyor ki o öyle şeyler söylüyor ki onun söylediği şiire benzemiyor. Ama insanı acayip etkiliyor diyor. Onun sözlerinde bir tatlılık var. Kur'an'ı kastederek, peygamberimizin kendi sözleri değil. Kur'an'ı kastederek. Diyor ki onun sözünde bir tatlılık var. Ve onun sözü hep üstün geliyor. Ona üstün gelinemiyor. Kökleri çok derinlere uzamış, inmiş. Dalları çok yukarılara yükselmiş. Bir ağaç gibi çok derin manaları var. Hem aşağı doğru hem yukarı doğru. Yani hem kalbe tesir ediyor hem akla tesir ediyor. Acayip diyor. Yani demek ki etkilenmiş. En sonunda vardığı nokta. Şunu diyelim bunu diyelim olmaz olmaz olmaz. En sonunda diyor ki inhaza illa sihrun yusar. <laughs> Bu ancak etkili bir sihirdir. Etkili bir sihir. Bakın demek sihir gibi etkilenmiş yani. O halde bizim başka bir sihre ihtiyacımız yok. Başka psikiyatrik yöntemlere psikolojik yöntemlere daha doğrusu ihtiyacımız yok. Demek ki elimizde böyle bir kitabımız var. Yeter ki bu kitabı iyi kullanalım. Bu kitabın bütün ayetlerini herkese öğretecek değiliz, öğretemeyiz de. Ama bugün hangi ayetler lazım? Diyelim ki 50 tane ayet lazım. Bugünkü insana en çok gerekli olan ayetler, Onlar onlardan hangileridir? Aslında Mekki surelerdeki ayetlerdir. Tekrarlar vardır. Tekrarlar e, zaten hani onlardan e, birer defa seçilir. Onun dışında da e, bazen kıssalardan seçilebilir. Böyle bir e, bir miktar ayet diyelim, bir miktar ayet tespit edip bunları bütün İslam davetçileri öğrenecek, ezberleyecek ve öğretecek. Konuştuğu yerde ayetle konuşacak. İşte o zaman insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu göreceğiz. Hatta şaşıracağız. Allah Allah. Böyle bir silahımız varmış da bize hiç kıymetini bilmemişiz. Saatlerce konuşmaya bedel cevabında. Ama onu da okumadan okumaya da fark var. Mesela Peygamberimiz tatlı bir sesle, tatlı bir musikiyle yani tertil ile ve de tecvid ile yani sanki namazda okur gibi Mesela bazen konuşurken biz ayet söylüyoruz ama e, yani o şekilde musikiyle söylenmiyoruz. Yani böyle alışılmış e, Türkiye'de. Mısır'da bazı e, vaizler o şekilde konuşurlardı. Yani mesela konuşma esnasında e, sanki Kur'an okumaya başlıyor. Musikiyle, ayet söyleyeceği zaman musikisiyle birlikte söylüyor, tecvitle ve gerçekten çok dikkat çekiyor. Şimdi belki Türkiye'de bu e, alışılmadığı için <laughs> bunu böyle yapacak olsa <laughs> millet e, gülebilir, şaşırabilir. Ne bileyim ben sen kendi Peygamber mi zannettin gibi falan <laughs> böyle düşünenler, konuşanlar da ol olur yani. Burası Türkiye. Araplar alışmış. Araplarda yapabildiğin şeyi burada yapamıyorsun yani. Ama belki zamanla burada da alışılır. O şekilde olmasa bile hani mesela diyelim ki konuşma yapıyorsunuz. Ee, bir ayet söyleyeceksiniz. Mesela Allah Teala buyuruyor ki dediniz. İnna Allah ala kulli şeyin kadir deseniz adam böyle bakar. Ama deseniz ki Allah Teala buyuruyor ki İnna Allah ala kulli şeyin kadir şaşırmaz yani. Belki de öbürünü alıştırmak lazım yavaş yavaş. Çünkü gerçekten o zaman tesirli oluyor, tesiri artıyor. Ama ikisinin ortası bulunamaz mı? Belki tam e, musikiyle değil de, yarı musikiyle e, söylense o da tesirli olabilir. Ama cümle içerisinde sanki insan sözüymüş gibi böyle e, söylendiği zaman, hele hele bir de Kur'an'ı rezil ederek söyleyenler var ya, edip şöyle, yani insan şöyle bakıyor yani. İnsan Kur'an'a bu kadar mı saygısız olur ya? Sen nasıl hocasın ya? bir şey anlaşılmıyor. Kur'an mı okudun sen şimdi? Ya yani adam kendi sözünü söylerken adam gibi söylüyor. Kendi cümlesini adam gibi söylüyor. Onu düzgün düzgün söylüyor. Allah'ınkini söylerken ediyor. Ne bu? Saygısız. Kur'an-ı Kerim verettil Kur'an'a tertil buyuruyor. Kur'an'ı tane tane ağır ağır oku. Sen yuvarlıyorsun bir kere caiz değil haramdır böyle okumak. Bu haramdır. Senin şu okuyuş tarzın ile kesinlikle mana çıkmamaktadır. Mana bozulmaktadır. Sen bir kere yani şu okuyuş tarzı manayı bozuyor yani. Harfleri yutuyorsun. Harfleri yutuyorsun sen. Bu caiz değil ki. Sanki yani benim sözüm önemli, Kur'an çok önemli değil. Ona rup söyleyeyim geçeyim." gibi bir şey oluyor yani. Halbuki en kıymetli olan Allah'ın kelamıdır. Yani kendi sözümüz Allah'ın kelamından daha önemliymiş gibi söylüyoruz. Onunkini önemsiz gibi söylüyoruz. Bu nasıl bir Müslümanlıktır ya? Böyle bir e, hatibin konuştuğu ayete insanlar değer vermez ki. Kendisi değer vermiyor. Yani bunun okuduğu ayete kim değer verir ya? Kim düşünür bunun üzerinde? Bu şekilde okunan bir ayet kimin üzerinde etkili olabilir ki ya? ya bırak velid bin mugireleri, utbeleri. Yani bugün Müslümanım diyene bile bunun bir tesiri olmaz. <laughs> Nasıl ki mesela düğünlerde halay çekenler duyuyoruz. Salavat getiriyor bilmem Allahu Ekber falan gibi şeyler Allahümme salli ala seyyidine davul, Bir taraftan davul çalıyor Bir taraftan Allahümme salli ala Muhammed ya sen salavat mı getiriyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Peygamber bu şekilde zikredilir mi ya? Sen bırak peygamberi. Seninle ilgili bir ilahi yazsalar, seninle ilgili ilahiyi bu şekilde davul zurnalar eşliğinde oynarken, zıplarken, çocuklar konuşurken, kadınlar bağırırken, bağırırken, her türlü sesin içerisinde seninle ilgili bir ilahi söylense hoşuna gitmez dersin, rezil ettiniz beni dersin ya. Yani değerlerimizi korumuyoruz. Kur'an'ın değerini düşüremezsin. Ağzından öyle bir çıkaracaksın ki Kur'an'ın değeri düşmeyecek. Öyle bir söyleyeceksin ki tesiri azalmayacak, saygınlığı azalmayacak peygamberden öyle bahsedeceksin ki peygamberin saygınlığını azaltmayacaksın. Davulla zurnayla o düğün ortamında sesin gürültünün içinde. <laughs> Allahumme salli ala falan bu bu değil yani bu değil. Böyle bir şey olamaz. Değerlerimizin saygınlığını azaltmayalım. Evet, demek ki peygamberler Allah'ın kelamının saygınlığını korumuşlar. Hazreti Musa da Tevrat'ı bu şekilde saygıyla okudu. Hazreti Davud da Zebur'u öyle güzel bir sesle okudu ki dağlar taşlar onunla beraber tesbih ederdi. Bakın düşünebiliyor musunuz? Yani Evet biz Davud Aleyhisselam olacak değiliz. Ne o maneviyatımız ne o sesimiz var. Ama bakın şunu gösteriyor bu olay. Demek ki dağlar taşlar bile yani güzel okunduğunda dağlar taşlar bile etkileniyor. Kalpler insanların kalpleri mi etkilenmeyecek? Biz elimizdeki bu silahı iyi kullanmıyoruz. Nasıl ki tevhid atom bombasıdır ama onu da iyi kullanmıyoruz. Tevhidi adam gibi ortaya koymuş olsak. Tevhidin karşısında hiçbir ideoloji duramaz. Nasıl ki güneşin karşısında duracak buz yoktur, tevhidin karşısında durabilecek bir ideoloji yoktur. Tevhid bütün ideolojileri paramparça eder. Atom bombası gibi bir silahtır. Tevhid doğrudur, haktır, mantıklıdır, akla uygundur. Dünya Allah'ındır. Ondan başka ilah olmamalıdır otorite olmamalıdır çünkü dünya Allah'ındır. En iyi bilen Allah'tır. O halde ondan başka ilah olmamalıdır bir otorite. Ol olmamalıdır. Dünya Allah'ındır. O halde onun dediği olmalıdır. Bu akla da vicdana da uygundur. Akla ve vicdana uygun olduğu için atom bombası gibi güçlüdür, tesirlidir. Bunun karşısında duracak bir fikir adamı yoktur. Ama bunu kullanmıyoruz. Tevhidi halkın anladığı dille anlatanlar çok azdır. Halbuki anlatılsa çok insan haklısınız der. Ben bu kadar yıldır tevhidi anlatırım. Ben daha bugüne kadar hiç kimseden itiraz görmedim. Bana rastlamadım. Yani Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? Dediğimde evet tabi Allah dediler. O halde Allah'ın dediği olması gerekmez mi? Haklısın dediler. Allah mı daha fazla yetki sahibidir insanlar mı? Elbette Allah. Her şeyin sahibi kim? Allah. O halde onun dediği olması gerekmez mi? Dedim evet dediler. Ben hiçbir zaman itirazla karşılaşmadım. Yani adam belki içinden kemküm ediyor olabilir ama bilemem kalbini. Fakat en azından yani şey yapamıyor, karşı koyamıyor. Yani şimdi Allah'tan iyi mi biliriz diyeceğiz, ne diyeceğiz diyemiyor. Allah'tan daha yetkiliyiz mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Diyemiyor. Teslim alıyor yani. Tevhid insanı teslim alıyor. Yani aynı şekilde Kur'an etkili. Biz bu iki tane atom bombası gibi bir hidrojen bombası, bir atom bombası gibi iki tane silahımız var. Biz bunları kullanmıyoruz. Ee, yani bunları kullanmadan da e, başarı mümkün değildir. Başka neyin var ki? Başka silahın yok ki. Var olanları da sen kullanmıyorsun. Evet. Ee, Peygamberimizin mücadelesinde bir önemli hususta sürekli olarak toplantılar yapmış olması, ee, toplantılar o davanın içinde yer alan insanların daimi olmalarını sağlar, ilmen gelişmelerini sağlar, manen gelişmelerini sağlar birbirlerine güven duymalarını sağlar, birbirlerinin halinden haberdar olmalarını sağlar. Birbirleri elini tanımalarını sağlar, birbirlerinin dertlerine ortak olmalarını sağlar. Birinin başına bir iş geldiği zaman diğerlerinin ona yardım etmesini sağlar, yardımlaşmalarını sağlar. O halde e, toplantıların düzenli olması icap eder. Gerek sahabe devrinde gerekse sonrasında haftanın bir gününde bir araya gelmek sahabede de bir adet idi. E, hatta sahabeden birine bize iki defa konuşma yapsan demişler. Demiş ki usanmanızdan korkarım. Şimdi Hı. istersiniz ama sonrasında da usanırsanız olmaz. Yani bundan anlıyoruz ki haftalık e, sohbet sürekli yapılmış. Aslında cuma namazı da en asgari şekilde bunun içindir. Erkekler, kadınlar da gidebilir. Erkekler en azından gittiklerinde hani yer müsaitse kadınlar da gidebilir ama yerler pek müsait değil. Camilerde zaten erkeklere yer yok. Zaten erkekler biraz sokakta kılıyorlar çoğu zaman. Yani caminin içine sığılmıyor. Caddede kılınıyor. O yüzden kadınlar gidemiyor. Ama yani yer müsait olsa onlar da gidebilirler toplumun içerisinde yer almaları, toplumsal hayatın içinde olmalarını e, İslam e, temin etmeye çalışmıştır. Yani onlara müsaade etmek suretiyle e, Cuma namazı kılarsanız öğlen namazı kılmanıza gerek yok diyerek onları toplumsal hayatın içinde tutmaya çalışmıştır. Ama Cuma namazında sonuçta bir hutbe veriliyor, namaz kılınıp dağılınıyor. E, bu toplantılarda ise herkes konuşabiliyor. Yani böyle bir ortam lazım. Yani Cuma namazı varsa da yeterli değil. Orada zaten toplantı yapılamıyor, konuşulamıyor, namaz kılınıp dağılınıyor. Ee, uygun bir saatte herkes orada birkaç saat kalma maksadıyla işini gücünü ayarlayıp da gelmesi lazım ki toplantılar yapılabilsin, dersler yapılabilsin. Aksi halde e, demin saydığım şeyler gerçekleşmez. Onların dışında yani düzenli toplantıların sağladığı faydalar sağlanamaz. Hiçbir şekilde sağlanamaz. Ve hareketin devamlılığını da sağlamaktadır. Yoksa bir müddet sonra hareket dağılmaya başlar. Yani aylarca bir araya gelmeyen insanlar sonra dağılırlar yani. Aslında baskı kuran İslam düşmanları baskıyı da bunun için kurmaktadırlar. Korksunlar bir araya gelmesinler ve bir araya gelmedikleri zaman zaten dağılacaklardır. Dağıtmaya gerek bile yok. Zaten dağılıyor yani bir araya gelmediği zaman. Planları budur. O yüzden e, düzenli toplantılar ihmal edilemez. Ne olursa olsun bırakılamaz. Tedbir alınır, yola devam edilir. Hiçbir şekilde bırakılamaz. Çünkü toplantılar, dersler bırakıl bırakılırsa, ee, dava da bırakılır. Hiç kimse melek değil, hiç kimse peygamber de değil. Bir müddet bir araya gelmediği zaman gevşeklik gösterecektir. Ve sürekli faaliyet yapmayı sağlar. Düzenli toplantılar yapıldığı zaman faaliyet sürekli olmuş olur. Sürekli bir araya gelenlerde cesaret de artar. Demin saydığım ilmin ve maneviyatın gelişmesi gerçekleşir. Kardeşlik oluşur, dayanışma oluşur, birbirlerine yardım ederler, dertleşirler. Ee, bu gibi faydaları elde edilir ve hareket devam etmiş olur. Ve çoğalma gerçekleşir. Düzenli toplantılar yapılırsa yabancı insanlar da davet edilebilir. O, o ortama giren insanlar hoşuna gider, onlar da devam ederler. Aksi halde düzenli toplantı yoksa e, ve tek başına ise herkes ayrı ayrıysa, bir araya toplanmıyorsa e, yabancı insanlara e, yabancı insanları nereye çağıracaksınız yani kendi evinize bir defa iki defa üç defa çağırdınız Onun evine iki üç defa gittiniz tamam sonrasında sonrasında artık bu kabak tadı vermeye başlar yani bir müddet yaparsınız ama sonra böyle bir ortam oluşmadıkça o devam etmez bu şekilde yapanlar hiç birisi devam ettirememiştir. Ama düzenli dersler yıllardır devam eder. Yani demek ki öyle bir ortam oluştuğu zaman devam edebiliyor. E, münferit görüşmeler, ziyaretleşmeler sürekli olamıyor ve o zaman da bitip gidiyor. Demek ki düzenli toplantılar da Peygamberi e, hareket metodu içerisinde önemli bir yer işgal eder. E, tarih boyunca da Müslümanlar bunu devam ettirdiler. Bugün biz de bunu devam ettiriyoruz. Yani ki nesillerimiz de devam ettirmeli. Hiçbir şekilde buna ara verilmemeli. Herkes tek başına kalırsa bir araya toplanılmazsa insanlardaki ateş de söner, cesaret de biter ve herkes işine gücüne bakmaya başlar. Bu bir tehlikedir ve bu bir bitiş hareketidir. <laughs> peygamberimizin hareket Tarzında bir de namazların gizli kılınması olayı var bir müddet. Ee, zaten bildiğiniz gibi beş vakit namazdan önce sabah ve akşam namazları yani ya da yatsı namazları kılınıyordu. Bir, bir rivayette ikişer rekat olarak kılınıyordu. Ee, daha sonra beş vakit namaz emredildi ve namaz son şeklini almış oldu. Ee, demek ki merhale merhale namaz beş vakte çıkartılmış. Oruç da öyle, zekat da öyle. Bunlar merhale merhale son şeklini aldılar. Ve ilk zamanlarda hem namaz iki vakit hem de gizli kılınıyor. Bazen peygamberimiz açıktan kıldığı olmuş o gizlilik dönemlerinde bile. Bazen Müslümanlardan da gidip Kabe'de kimse yokken sabahın erken saatlerinde gidip kılanlar olmuş. Yani çok e, ciddi bir tepki görmemişler ilk başta. Sonra sonra kafirlerin e, korkuları artmaya başlamış. Biz bunlara müsaade edecek olursak, bunlar işi büyütürler gibi korku başlamış. İşte ondan sonra baskı başlıyor. Açık davete başladığınız zaman bunlar olur. Bakın e, ibadeti çok açık yapmamışlar önce çoğu zaman şehrin dışında Mekke'nin dışında bir oraya gidip orada birkaç kişi kılmışlar. Ee, i̇şte bazen Kabe'de erken saatlerde kıldıkları olmuş. Daha Mekkelilerin gelmediği saatlerde. Ama tabi ara ara görenler oluyor. Fakat çok ciddi bir şey değil. Hani böyle cemaatle toplu kılma şeklinde değil. Öyle olunca e, çok korkmuyorlar. Çok fazla üzerinde durmuyorlar. Ama sonra bakıyorlar ki yani bu ibadet onlara çok şey kazandırıyor. Önce kendilerinin uyduruk ibadetleri gibi bir ibadet zannediyorlar. Kendilerinin uyduruk ibadetleri tesiri yok. Puta ibadet ediyor, sonra putun suratına tükürüyor. Yani böyle bir saçma sapan bir din ve böyle bir böyle ibadetleri var. Şimdi İslam'ın ibadetinin böyle olmadığını zamanla anlıyorlar. İslam'ın ibadetinde bir huşu var. Allah'ın huzurunda saygıyla duruyor kımıldamıyor sağa sola bakmıyor. Kur'an okuyor ve seyretmesi bile etkiliyor insanı. Yani bir gayrimüslim mesela namaz kılan bir bir Müslümanı gördüğünde güzel kılıyorsa namazını. Onun namazdaki hareketler bile etkileyicidir. Bu namazın onları şirke karşı mücadeleye sevk ettiğini, şirki reddetmeye sevk ettiğini görüyorlar. Bakıyorlar ki namazda Allah'a eğilen başlar namaz dışında kimseye eğilmiyor. Namazın Müslümanlara bunu kazandırdığını görüyorlar. Namazda Allah'a rükû ediyor, secde ediyor. Bu insan namazın sonrasında insanlara kulluk yapmıyor, reddediyor. Anlıyorlar ki bu namaz onları canlı tutuyor. Bu namaz onlara... E, bazı şeyler reddetme duygusu kazandırıyor. Kula kulluğu reddetmesini sağlıyor. O dini reddetmesini sağlıyor. Öyle bir namaz ki batılı reddetmesini sağlayan bir namaz. Reddettiren bir namaz. Yani namazdan namaza fark var. Önceler bunu idrak edemiyorlar. Tabi bu normal. Sonra bakıyorlar ki yani bunların namazı e, Diğer dinleri reddetmelerini sağlıyor. Bunların namazı, diğer ibadetleri yanlış bulmalarını, reddetmelerini sağlıyor. Bunların namazı mücadele ruhu kazandırıyor. Anlıyorlar ki namaz bir vitamin. Anlıyorlar ki bunlar namazla sağlamlaşıyorlar. Bunu anlayınca kavga başlıyor. Namaza e, karşı gelmeleri bunu anladıkları zaman. Alak suresinde Eraitellezi yenhe abden ize salle Gördün mü o kafiri? Nehye diyor, engel oluyor. Ne zaman? Bir kul namaz kıldığı zaman. Yani birisi namaz kıldığında ona engel olan kafiri gördün mü? Demek ki namaz engel olmaya başlamışlar. Neden namaz engel oluyor? Çünkü onların kıldığı namaz onları harekete geçiriyor. Onların kıldığı namaz kullara kulluğu reddetmelerini sağlıyor. Onların kıldığı namaz Allah'tan başkasına itaat etmem dedirtiyor. Namazda Allah'a rükü ediyorsam, ona secde ediyorsam, namaz dışında da ona itaat ederim. Ondan başkasına itaat etmem anlayışı kazandırıyor. Yani gerçek namaz eğer sadece eğilmeden doğrulmadan ibaret olsaydım, mevcut düzene muhalefet ruhu kazandırmayan bir namaz olsaydı, batılla mücadele ruhu kazandırmayan bir namaz olsaydı, o zaman namaza bu kadar şiddetle karşı gelmezlerdi. Bugün namaza çok şiddetli karşı gelmemelerinin sebebi, bugünün kafirlerinin, çünkü Müslümanların namazı onları beşeri düzenlere karşı muhalefete sevk etmiyor. Bugünkü Müslümanların namazı onları mücadeleci yapmıyor. Bugün Müslümanların namazı kula kulluğu reddetmiyor. Allah'ın huzurunda Allah'a secde ediyor namazda, namazdan sonrasında ise kullara itaat ediyor. Böyle bir namaz, bir kafire bir zararı yok ki. Mısır işgal edildiğinde İngiltere tarafından <laughs> işgalci kuvvetlerin komutanı sabahleyin ezan okunduğunu duyuyor yatağından fırlıyor, isyan başladı zannediyor, ihtilal hareketi başladı zannediyor yani işgal etmişler ya, ödleri kopuyor her an Mısır'da bir isyan başlarsa ne yapacağız bir Mısırlı sabah namazına <laughs> gidiyor camiye doğru giderken <laughs> bu komutan İngiliz komutanı onu çağırıyor diyor ki ne oluyor ne oluyor bu ses ne, diyor bir şey olmuyor namaz kılmaya gideceğiz diyor, sonra sonra diyor sonra ne olacak sonra evimize geri gideceğiz diyor Öyle mi? Evet öyle. O zaman gidin kılın diyor. Eğer buysa namaz size bir şey kazandırmıyorsa, ben senin topraklarını işgal etmişim, bana karşı kıyam etmeni sağlamayacaksa, sadece eğilip doğrulma, doğrulmaksa, ezan da okuyun, namaz da kılın, ne olacak? Ezanlarımız susmayacak, namazlarımız şöyle olmayacak, bayrak inmeyecek, bilmem ne. Sen... Yani böyle edebiyat parçalasan ne olacak? Ezan okunsa ne olacak? Nasılsa kimse ezandan bir şey anlamıyor. Eşhedü en la ilahe illallah diyor müezzin. Ne kendi biliyor manasını ne de halk anlıyor manasını. La ilahe illallah diyor. Ne kendi biliyor manasını ne de halk anlıyor manasını. Namazda Allah'a eğilen başlar. Namazdan sonra insanlara eğiliyor nasıl olsa. O halde kılın ha kılın. ne olacak yani? Böyle namaza neden engel olsunlar? Namaz bir kıyamdır. Namazın farzlarından, rükünlerinden biri nedir? Kıyam. Ayağa kalkmak demek. Namaz adam ayağa kaldırır. Ayağa kaldırmayan namaz namaz mıdır? Yani müşriklerin, <laughs> Müslümanların namazına şiddetle karşı gelmelerini bundan kaynaklanıyordu. Hakiki namaz kafiri çıldırtır ki ezan kafiri çıldırtır. Eğer ezan okuyanlar Allahu Ekber dediklerinde siz Allah'tan büyük değilsiniz. Allah Ekber'dir, siz Ekber değilsiniz. Şuuru içerisinde söylüyorlarsa, halk da bunu böyle anlıyorsa ezan onları çıldırtır. Siz Allah Ekber'dir dediğinizde o şöyle anlıyorsa sen öyle bir insansan o öyle anlayacaktır. Yani sen Ekber değilsin. Allah'tır ekber olan sen ekber değilsin. Yani Allah bir şey dediği zaman sen aksini söyleyemezsin. Sen ondan büyük değilsin. Eğer sen Allahu ekber derken bunu kastediyorsan, o da bunu anlıyorsa, ezan onu çıldırtacaktır. Şimdi nasıl oluyor? Allah ekberdir. <laughs> Bu kadar. Allah ekberdir. Allahu ekber derken Allah ekberdir, en büyüktür deniliyor. Sen ekber değilsin şeklinde anlaşılmıyor. Tabii ki mana budur. Allah ekberdir demek sen ekber değilsin, o ekber demek. Şun iki tane ekber olmaz. Ya o ekber ya sen ekber. İki tane ekber olmaz. Eğer siz ekber değilsiniz. Allah'dır ekber olan. Bu kastediliyorsa, onlar da bunu böyle anlıyorsa ezana bile karışırız. Sizin bu ezanınız sizi canlı tutuyor. Sizin bu ezanınız bizi reddetmenizi sağlıyor. Sizin bu ezanınızda ekber olan Allah'tır diyor. Siz ekber değilsiniz. Siz Allah'a itaat edeceksiniz diyor. Derler ve ezana da düşmanlık yapmaya başlarlar. Kimse <laughs> ezanı da anlamıyor, namazı da anlamıyor. Nasıl olsa ezan da okuyun, namaz da kılın. Sizi bununla ee, uyutabiliyorsak ne ala, buyurun namazınızı kılın orucunuzu tutun uyumaya devam edin halbuki namaz sahabe devrinde çatışmanın e, gerçekleştiği ilk alandır ilk çatışma namazda namaz yüzünden gerçekleşmiştir neden onlar namaza bu kadar tepki gösteriyordu çünkü çok iyi biliyorlardı ki Müslümanların namazı Onların, putların reddetmektedir. Bu namaz, ben Allah'ın önünde eğilirim, kullara kulluk yapmam demektir. Bütün batıl dinleri reddediyorum demektir. Yani namazın içinde red var, red. Tekbirde red var. Sadece ispat yok. Yani Allah ekberdir manasına geldiği gibi, başkası ekber değildir manasına da gelmektedir sen ekber değilsin manasına da gelmektedir. Bu şekilde e, anlaşıldığında, anlatıldığında kafirlerin ezana da namaza da tahammülleri kalmamaktadır. İşte bazı rivayetlere göre açık davete geçildiğinde ibadet açık halde değildi henüz. Hazreti Ömer'in iman etmesiyle bu olay eee yani ibadetlerin açık yapılması başlandığı gibi bir rivayet var. Bu gibi rivayetler e, aslında olay tam olarak ortaya koyamıyor. Yani Hazreti Ömer'in iman etmesiyle e, mi gerçekten namaz açık kılındı? Mesela ondan evvel mesela kılınıyordu yani. Belki toplu olarak değil ama sahabeden bazıları gidip Kabe'de bile hatta kuşluk namazı kılıyorlardı. Efendimiz'in namaz kıldığına dair rivayetler var. Hatta bakıyorlar bu ne yapıyor filan diyorlar. Yani bu rivayetler e, her şeyi tam ortaya koymuyor aslında. Gerçekten de öyle mi oldu? Yani Hazreti Ömer iman edince mi namaz alenileşti? Yani belki büyük e, yani daha doğrusu cemaat halinde kılınması hani onun da iman etmesiyle Müslümanlar güçlenince cemaatle kılmak mümkün oldu olabilir. Aslında Hazreti Ömer'in iman etmesiyle gidip Mekke'de, şey e, gidip Kabe'de e, bir eylem yapıldı. Aslında onun iman etmesiyle e, ilk eylem gerçekleşti. Gidelim orada, e, Kur'an okuyalım, İslam'ı haykıralım. Efendimiz daha vakti gelmedi dese de bir şey olmaz ya Resulallah gidelim falan filan dedi ve Efendimiz de onu kabul etti. Ve o zaman ilk eylem gerçekleşmiş oldu. İbadet onunla e, alenileşmedi aslında. Daha evvel de kısmen aleniydi zaten. Bugün gerçek namaz şuurla, şuurlu bir namaz kılındığı zaman kafirlerin bugün de tepki göstereceğinden emin olabilirsiniz. Hatta camilerde mesela bir yaşlının namaz kılmasıyla bir gencin namaz kılması arasında da fark var. Gençler takip altındadır takibat altında. Sürekli camiler kontrol ediliyor. İmamlardan bilgi alınıyor. Buraya gençler geliyor mu? Sakallı falan gençler geliyor mu? Böyle burada buluşma yapıyorlar mı? Toplanıyorlar mı? Kur'an dersi yapıyorlar mı gibi böyle sürekli bir takibat yapılıyor. Neden? Kimlere yapılıyor daha doğrusu? Gençlere. Yani şuurlu insanlar yapıyor mu? Bilinçli insanlar yapıyor mu? Yoksa ihtiyarlar e, yapsan olur, yapmasan olur. Demek ki bugün de aslında e, şuurlu ve dinamik insanların namazı bugün de problemdir. Belki karışmıyor, namaza karıştı denmesin diye siyaseten. Ama onlardan korkuluyor. Onlara karşı dikkatli olunuyor. Belki engellenmiyor siyaseten. Ama dikkat ediliyor onlara. Demek ki namazdan namaza fark var. Şuurlu insanların kıldığı namaz ile şuursuz insanların kıldığı namaz ikisine bakış farklı. Bugün de bu durum söz konusudur. Belki tehlike varsa namaz cemaatle kılınmayabilir ama münferiden kılınması şarttır. Eğer bir memlekette namaz cemaatle kılındığı zaman ciddi bir sorunla karşılaşacaklarsa Müslümanlar ve bu soruna da karşı koyamayacaklarsa, yani bir darbe yiyecek de ve bu darbeye de karşı koyamayacaklarsa, hani namaz cemaatle kılınmasa da olur deyip hani biraz onun e, ötelemeleri mümkündür. Ama uygun ortamlarda yine cemaatle kılmaları gerekir evlerde. Yine cemaatle kılarlar. Eğer aleni olarak namaz kılmaları önemli bir takibata uğruyorsa, karşı koymalar mümkün olmayacak belalara uğramalarına sebep olacaksa, e, cami şeyde e, namazlarını e, aleni namazlarını münferiden kılıp ama evlerinde yine cemaatle e, kılmaları gerekebilir. Şayet bir tepki olacak, ancak o tepkiye karşı koymanız da mümkün ve karşı koyduğunuz zaman da davanız daha da yayılabilecek, dostlarınız daha da çoğalacak ve karşılaştığınız bela sizin belinizi kırmayacak bir bela ise o gibi durumlarda namazı yine cemaatle kılmak gerekir. yani karşılaşacağınız bela sizin belinizi kırmayacak bir bela ve dostlarınızı arttıracak bir bela sevenlerinizi çoğaltacak ve davanın yayılmasını sağlayacak. Bir bela ise bazı belalara razı olmak icap eder. Bazı kimselerin davayı aleni hale getirebilmesi, davanın aleni hale gelebilmesi için riskleri göze alması gerekir. i̇bn Mesud mesela gitmiş, Kabe'de Kur'an okumuş. Yani tehlikeyi göze almış. Bu aslında neyi gösteriyor? Demek ki bazı kimselerin böyle davranışları uygundur. Demek ki bazı kimseler böyle davrandığında dava daha çabuk yayılacaktır. Belki zulme uğrayacaklar ama zulme uğradıklarında da dostları çoğalacaktır ve kalplerde yumuşama meydana gelecektir. Yani insanlar diyecek ki ya bu adam ne yaptı da bunu dövdüler ya da bunu hapse attılar ya da şöyle oldu, böyle oldu. Ne yaptı da e, Kur'an okumuş? E ne oldu? Kur'an okudu yani. Ne oldu yani? Kıyamet mi koptu? Ne yaptı? Adam mı öldürdü? Ne yaptı yani? Ya neden bundan bu kadar korkuyorsunuz, neden bundan bu kadar rahatsızsınız? Diyenler çoğalır ve dava e, halk tabanında e, en azından sevilmeye başlanır ya da sevil sevmeseler bile en azından kalplerinde bir merhamet oluşur. Yani bu adam bir şey yapmadı, adama şöyle şöyle zulmettiler. En azından kalplerinde bir merhametin oluşması ileride onların imana ulaşmasına bir vesile olabilir, bir adım olabilir. Demek ki bazı şeyleri kabul etmek icap eder. Yani bazı şeyler razı olmak lazım. Hiçbir şey olmasın. O zaman Peygamberimiz de Kabe'ye gidip Kabe'de İslam'ı haykırmayaydı. İbni Mesud da gidip Kur'an'ı alenen okumayaydı. Senin bu kafayla dava hiçbir zaman yayılmaz. Hiçbir tehlike olmasın, hiçbir risk olmasın, kimse bir tokat yemesin. Bu şekilde hiçbir dava büyümez. Efendim işte şunu yaptık şöyle oldu. Belin kırıldı mı? Yok. O zaman mesele yok. Belin kırıldıysa kötü. Belin kırılmadıysa belini kırmayan darbe sana güç verir. Merak etme. İnsanoğlu rahata meyyal. Cesaretsiz ve de tembel. Bu ikisi hareketlerin geç büyümesine sebep olur korkak olmaları ve tembel olmaları. Aslında sünnete bakıldığında böyle eylemler olduğu görülüyor. Aklen düşünüldüğünde bunun faydalı olduğu anlaşılıyor. Başka yapılanmalara bakıldığında, başka örgütlere ya da fikirlere bakıldığında onların da bu yolları tercih ettiği görülüyor. Aslında akıl diyor demek ki yani bu bu işin yolu bu. Ama Kendisi yapmayı göze alamıyor. Ondan sonra da şöyle olur böyle olur. Yani sanki kendini düşünmüyormuş da hareketin geleceğini düşünüyormuş gibi. Sen kendini düşünüyorsun. Hareketin geleceğini en iyi bilen Allah'tır. Ve Allah peygamberine bu yolu göstermiştir. Peygamberi hareket metodunda bu gibi eylemler de vardır. Ve tarih boyunca da nice alimler buna benzer zulümlerle de karşılaşmıştır geri adım da atmamışlardır. Ve onlarla din ve dava bugünlere kadar gelmiştir. Korkaklarla değil, korkaklar hiçbir zaman hayırla da anılmamışlardır. Hiçbir zaman arkalarında da güzel bir miras bırakmamışlardır. En doğru yol, en dikensiz yol. Mantığı mantık değildir. En doğru yol, en dikensiz yol. Yani bu şekilde gelişme olmaz ki. Belini kırdıracak yanlış yapma. Yoksa şu eylem yapıldı, ondan sonra şöyle oldu, e olacak yani. yani. bunun kaçışı yok. Olur. Evet. Manevi eğitime gelince, bir ara verelim orada. Rahmetu Rahim. Manevi eğitimde kalmıştık, oradan devam ediyoruz. Bir hareketin mensuplarının sağlamlaşabilmesi, Manevi eğitimle mümkündür ve Kur'an-ı Kerim'in de e, bunu yerleştirdiğini görüyoruz. Peygamberimize iftiralar atıyorlardı. Biraz evvel de temas etmiştik. Kimi kahin, kimi sihirbaz, sahir, kimi şair, kimi mecnun diyordu. Peygamberimiz de bunlardan dolayı ötürü üzülmüş, evine gitmiş, yatmış, yorganı, battaniye başına çekmiş iken Allah Azze ve Celle ''Ya eyyuhel müzzemmil ve ya eyyuhel müddessir'' dedi. ''Ya eyyuhel müzzemmil'' muzammil mütezemmildir aslen ve muzammile dönüşür. Eee iklab ve idgam ile. Sonra Müddessir geldi. Bunun hangisi önce geldi farklı rivayetler var. Aynı anda gelmiş olma ihtimali de yüksektir. Ve ...ey muzammil ey örtüye bürünen. Bu burada örtüye bürünen bir bildiğimiz örtü, yorganı başına çeken, battaniyeyi ya da bir hafif bir örtüyü başına çeken e, manasına gelir. Diğer taraftan da mecaz e, Kur'an'da mecaz vardır. Mecaz mana mümkündür. E, mecaza göre de o zaman şöyle oluyor. Ey peygamberlik örtüsüne bürünmüş olan vazife ile her tarafı sarılmış olan insan vazife verilmiş ve vazife ile her tarafı sarılmış olan kumilleyl geceleyin kalk nisfehu gecenin yarısı kadar. Evin kus minhu ya da ondan biraz azalt. Gecenin yarısından biraz daha az. Evzit Ali ya da üzerine biraz ekle. Yani dörtte üç kadar. Ve reddil Kur'an'ı tertiyle. Kur'an'ı tane tane oku. Şimdi bu burada okuma emri verilmiştir. Ancak asıl olan namaz. cüz söylenmiştir. Kül kastedilmiştir. Yani kıraat, okuma namazın bir cüz'üdür. Cüz söylenerek bazen kül kastedilir. Yani Kur'an Kur oku diyor ama aslında kasıt namaz kıl. Yani namazda da Kur'an oku demektir. Çünkü Peygamberimiz bu ayet geldiği zaman gece kalkıp namaz kılmıştır. Yalnız Kur'an okumamıştır yani. Demek ki maksat sadece Kur'an okunması değildir. Ve uzun saatler boyunca en az mesela yaz mevsiminde 3 saat kadar Kış mevsiminde e, 9 saate kadar bu çıkar. Yani 4'te 1'i yazın diyelim ki e, 2 saat, 3 saat arası en azı odur. Kışında 4'te 3 üzerine hesap edilirse 9 saate kadar da çıkar. Bu kadar uzun süre, ortalaması 5-6 saat. Geceleyin bu kadar süre e, Kur'an oku yani namaz kılarak Kur'an oku. E, bu çok e, güçlü bir eğitim. Ağır bir eğitim ve insan Rabbine yaklaştıran bir eğitim. Kim bu eğitimden geçtiyse dönmedi. Davaya inandı ve ayrılmadı. Ama bu insanlara zor geliyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle Müzemin Suresinin son ayetiyle bu hükmü kaldırdı. Bir sene sonra kaldırıldı. Ee, demek ki ilk nesil böyle bir eğitimden geçmeliydi, geçirildi. Demek ki ilk nesil böyle sağlam olmalıydı. Sonraki nesiller... Böyle bu eğitimden geçirilmedi, farz kılınmadı onlara. Nafile olarak devam etti. Ama ilk neslin sağlam olması gerekiyordu. Rabbi ile irtibatının daha kavi, güçlü olması lazımdı. O yüzden Allah Azze ve Celle böyle bir eğitim metodu izledi. Bu Kur'an'ın eğitim metodu. Yani demek ki Kur'an'ın hareket metodu var. Kur'an'ın eğitim metodu var. Bu da eğitim metodu. Eee... Böyle bir eğitimden geçmeyenlerin Allah ile irtibatı zayıf olur. Allah ile irtibatı zayıf olanların da nefesi kısa olur. Ve bunlar çabuk dökülürler. Yani dökülen dökülmenin temelinde aslında bu yatar. Yani e, Allah ile irtibatın zayıf olması. Teheccüd namazları ve o namazlarda uzun uzun Kur'an okunması e, insanı sağlamlaştırıyor, Rabbine yaklaştırıyor. Kur'an'ı daha iyi anlamasını sağlıyor Çünkü gece okuyuşu daha etkilidir buyuruyor aynı sure'nin devamında gece okuyuşu daha etkilidir gündüzleyin seni alı koyacak işlerin vardır Geceleyin kalk kendini geliştir bu ayette mecaz manaya göre şöyle de anlamak mümkündür gündüzleyin seni alı koyacak işlerin vardır o yüzden geceleyin kalk uzun uzun namaz kıl, Kur'an oku derken kasıt yani ileride gündüz olacak, gündüz gibi günler gelecek ve işlerin çoğalacak. Fetihler yapacaksın. Devlet kuracaksın. Devletin işleri çok olacak. Hep böyle karanlık olmayacak. Her karanlık gecenin nurlu bir sabahı olur. Sabah olacak, gündüz olacak. O zaman işlerin çoğalacak. Sen o zaman bu kadar vakit bulamayacaksın. Şimdi vaktin varken bol bol ibadet yap. Kendini yarınlara hazırla. O gündüzler geldiğinde, güçlendiğinizde, devlet olduğunuzda, ümmet olduğunuzda fetihler yapmaya başladığınızda eğer böyle bir eğitimden geçmemiş olursanız siz de firavunlaşabilirsiniz, haddinizi aşabilirsiniz, kulluğunuzu unutabilirsiniz. Kim böyle bir eğitimden geçmeden güçlenirse o azar manevi eğitimden geçmeyenler, ilmi eğitimden geçmeyenler güçlenmemelidir. Çünkü güçlendikçe kendini bir şey zanneder ve benim dediğim olur demeye başlar. Artık o bir firavundur, artık o bir Nemrut'tur, o bir diktatördür. Halbuki başlangıçta öyle değil. İşte ilmi ve manevi eğitim almamış olanlar, Rablerine yaklaşmamış olanlar ibadet insanı haline gelmemiş olanlar ahlakı güzelleşmemiş olanlar kulluğunu anlamamış olanlar Allah'ın kudretini, ilmini, sanatını, hakkını anlamamış olanlar bunlar güçlendiği zaman azgınlaşmakta kurtulamazlar. Onun için e, manevi eğitim gerekli. Manevi, ilmi, ahlaki eğitim almayan insanlar mevki makam sahibi olmamalı olursa baş belası olur. Toplumun da başına bela olur, kendi ahiretini de berbat eder. Bunu görüyoruz. İlmi, manevi, ahlaki eğitim almamış olanlar güçlenince külhan bey kesiliyor. Peygamberimiz o kadar güçlenmiş. Sahabe-i kiram, Ebu Bekirler, Ömerler halife olmuşlar. Ama aynı insan hiç değişmemiş. Hep Allah'ın kulu. Yamanlıklı elbise giymiş. Hiç değişmemiş. Çünkü ilmi, manevi eğitimden geç. Öyle bir yerleşmiş ki o kalbine o geceleri kıldığı namaz öyle bir yerleşmiş ki onu öyle bir değiştirmiş ki güçsüzken böyle davranmakla kalmamış güçlendiği zaman da onu devam ettirebilmiş. O kadar yerleşmiş. Devlet başkanı olmuş, toprağın üzerinde yatıyor. Devlet başkanı olmuş, hasırın üzerinde yatıyor. Hiç değişmiyor. Ben kulum diyor, kulum. Kulluğunu unutmuyor. İşte bu ilmi manevi eğitim, gecen teheccüd namazları sadece bu yolda uzun nefesli olmak için de değil. Onun için şart olduğu gibi insanın manen yükselmesi, cennette mertebeler kazanması için de şart. Ayrıca da güçlendiğinde adaletten şaşmaması için de şarttır. Çünkü eğer böyle bir eğitimden geçmediyse kesinlikle güçlendiği zaman zulmedecektir. Diktatör olacaktır. Bundan kaçış mümkün değil. Güçsüzken adaletli olmak marifet değildir. Güçlüyken adaletli olmak marifettir. Güçsüz zaten güçsüzdür kimseye zulmedemez. Güçsüzken zulmede zulmetmemek marifet değildir. Zaten zulmedemezsin ki. Güçlüyken zulmetmemek marifettir. Ve bu da kesinlikle böyle bir eğitimle mümkündür. Aksi halde mümkün değildir. İşte Allah Azze ve Celle Müslümanları hem e, davanın zorluklarına hazırlamak için teheccüd namazlarını emretti. Hem de uzun uzun saatler boyunca. Hem e, o namazlarda Kur'an okumayı, uzun uzun Kur'an okumayı emretti. Böylece Kur'an'la da eğitmiş oldu onları. Yani Kur'an kalplerine işledi. İyice yerleşti. İyice yerleşti. E, hem de ileride devlet olacaklar, güçlenecekler, gündüz gelecek. O zaman işleri çok olacak. Eğer bugün bu vitamini almazlarsa, o zaman alamazlar, vakit de bulamazlar ve bu vitaminleri zamanında almadım, alamamış oldukları için o günler geldiğinde zalimleşmeye başlarlar, adaletten şaşarlar, artık bizim dediğimiz olacak demeye başlarlar, ee, güçlüler güçsüzleri ezmeye başlar. Devletin gücünü eline geçirir ve bunu kendi saltanatı için kullanmaya başlar. O zaman öbürlerinden ne farkı kalır? Yani onlardan alıyor gücü, onların saltanatını deviriyor, bu sefer kendisi saltanat sürüyor. O zaman ne farkı kaldı? Yani bu duruma gelmemeleri için de yine böyle bir eğitim gerekliydi. Ayette geceleyin kalk saatlerce namaz kıl Kur'an oku dedikten sonra bunun sebebini açıklarken inler Senulıyı aleyke kavlen sakıyla sana ağır bir söz vahyedeceğiz, edeceğiz ağır bir dava omuzlarına bırakacağız. Nulki ilka etmek bir şeyi bir şeyin üzerine atmak demek aslında. Yani bu davayı senin omuzlarına atacağız. Demek ki yani sana böyle bir dava vereceğiz. O halde bu teheccüd namazlarında asıl maksat evvela budur. Yani ağır davayı taşıyabilecek hale gelmek. Birinci hedef budur. Ama demin söylediğim diğer hedefler de var. İnsanın manen yükselmesi, cennetteki derecesinin yükselmesi. O da bir hedeftir. İnsanın Allah'a yaklaşması, nefsi emmareden kurtulması, nefsi levameden kurtulması, nefsi mutmainliğe ulaşması nefsi radiyeye, nefsi mardiyeye, nefsi zekiyeye ulaşması, böyle mertebelerden geçmesi, e, ilmel yakinin üstüne çıkıp aynel yakine ulaşması gibi maksatlar da var. Bir de ileride e, güçlendikleri zaman adaletli olmalarını sağlamak gibi, kulluklarını unutmamalarını sağlamak gibi maksatlar da var. Evet. Yani her ne kadar Kur'an-ı Kerim orada daha çok e, sana ağır bir söz, ağır bir dava vahyedeceğiz demiş ve ona bağlamış olsa bile o sadece bir sebeplerden bir tanesidir, hikmetlerden bir tanesidir. Başka hikmetler ve sebepler de var. Ee, bu emir bir sene kadar sürdü. Demek ki bir senelik bir eğitim yeterli olabiliyor. Yani sağlam bir neslin meydana gelmesi için demek ki Kur'an'la teheccüd namazıyla bu başarılmış. Kur'an'la ve teheccüd namazıyla. Bu Kur'an'ın eğitim metodu. İnsanı yaratan Allah insanın eğitimini en iyi bilen de odur ve o bize bunu gösteriyor. Eğitim metodu olarak Kur'an ve teheccüd namazı. Aslında bu olmadığı için dökülenler çok oluyor bu zamanda. Böyle bir eğitim yapılmıyor. Bugünün insanı gündüzleyin çok çalışıyor, çok yoruluyor. Eskisi gibi değil. O zaman böyle bir eğitim yapmak da zorlaşıyor. Belki medreselerde bu mümkün. Bir senelik böyle bir eğitim yapılmış olsa, teheccüd namazıyla Kur'an'la eğitilse hakikaten de çürükler azalır. Çürükler azalır. Ee, Yok şu bana ters baktı, yok şu bana şöyle dedi kalbim kırıldı gibi eften püften sebeplerle ayrılanlar ayrılmaz. Rabbi ile irtibatını sağlamlaştırmış. İnsanlar önemli değil, dava Allah'ın davasıdır der, devam eder. Ee, dökülmelerde bu önemli bir sebeptir. Yani eğitimin zayıf olması. Eğitimin zayıflığı önemli bir sebeptir. Ve Allah Azze ve Celle, sağlam insan yetiştirmenin de yöntemini bu ayetleriyle bize göstermiş. Diğer taraftan peygamberimize bakıyoruz. Bunun dışında hem Kur'an-ı Kerim hem Peygamberimiz Allah'ı zikretmekten sürekli bahsetmektedir. Allah'a çok zikredin buyurmaktadır. Hem hareket Allah adına olmuş olsun. Herkesin kalbinde Allah birinci planda olsun. Hiç bunu unutmasınlar. Evinden çıkarken de, ayakkabısını giyerken de, Allah'ı hatırlayacak tuvalete girerken de, çıkarken de, mescide girerken de, çıkarken de, evine tekrar girerken de, Yatağına girdiği zaman da geceden yatağında sağdan sola döndüğü zaman da Allah'ı hatırlayan böyle bir insan modeli. Kur'an-ı Kerim e, Allah'a çok zikredin buyuruyor. Peygamberimiz zikredenle zikretmeyenin misali ölüyle canlı gibidir diyor. Ölüyle canlı aynı olur mu? Aynı şekilde zikredenle zikretmeyen de aynı değil. E, demek ki teheccüd, Kur'an ve zikrullah. Manevi eğitimde bunlar temel taşlar. Ve zikir de böyle sadece haftanın belli bir gününde, belli bir saatte ve toplu bir şekilde yapılan bir şey değil. Efendimizin hayatında zikir 24 saat. Evinden çıkarken de, evine girerken de, gece yatağına girdiği zaman da, uyandığı zaman da, gözün açar açmaz. Elhamdülillahillezi ahyâne ba'deme emâtene ve ilehin Bizi öldürdükten sonra yani uykuya daldırdıktan sonra tekrar dirilten Allah'adır hamd diye daha gözünü açar açmaz başlıyor. Ee, namazla devam ediyor. Kahvaltı yapacaksa Bismillah'la başlıyor. Elhamdülillah'la bitiriyor. Ayakkabısını giyerken Allah'a zikrediyor. Çıkarken Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah diyor. Allah'a tevekkül ederek evinden çıkıyor. Başına neyin geleceğini kimse bilmez. Bismillahillezi la yadur ma ismihi şey'un fil ve la, la fis sema ve huves semiul alim diyor. Kimse dokunamaz diyor Allah'ın koruduğuna. Kimse zarar veremez. Allah'a tevekkül ediyor, Allah'a dayanıyor. Böyle sürekli Rabbi ile birlikte bir insan görüyoruz yani. yani sabah gözünü açarken başlıyor, gece yatağına girene kadar. Hatta tekrar sabaha kadar sabahtan sabaha 24 saat içerisinde gece yatağından yatağında sağdan sola dönerken bile Allah'a zikreden bir insan. Böyle olunca o zaman Ayşe bana şunu dedi, Fatma benim kalbimi kırdı, Ahmet bana şunu dedi, Mehmet bana böyle etti. Yok benim akrabam öldü kimse gelmedi, düğünüm oldu falanlar gelmedi, bilmem şu kalbimi kırdı şöyle dedi. Ya tamam da dava Allah'ın davası. Davadan ayrılmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz bulunamadı bulunamayacak böyle bir gerekçe bulunamadı bulunamayacak Ahmet yanlış yaptı Fatma yaptı Ay Ayşe yaptı yani Allah mı yaptı Dava, Allah'ın davası sonra sen sanki çok mu iyisin ha, Filanın da akrabası öldü sen gittin mi filan düğün yaptı gittin mi söyle bakayım ha sanki sen çok iyisin yani kendisine gelince herkes onu aramalı sormalı yanında yer almalı dayanışma olmalı desteklemeli yalnız bırakmamalı ama kendisi sen kime kaç defa gittin ya? Böylesi eften püften sebeplerle bırakanlar olabiliyor. Eğer Rabbi ile diyalog sağlam olmuş olsaydı böyle olmazdı. Allah'la da diyalogumuz sağlam olmalı, cemaatle de sağlam olmalı. Bazı insanlar Allah'la diyaloğunu çok sağlamlaştıramaz ama cemaatle en azından sağlam olsa gene ayakta durur, imanını muhafaza eder, bu yoldan ayrılmadan ölene kadar devam eder. Yani e, elbette ki en radikal çözüm Rabbimizle irtibatı sağlam tutmaktır. İmanın kuvvetlenmesidir. Ama herkeste o kalp yoktur. Herkes Ebu Bekir olmayacak, Ömer de olmayacaktır. Bunu kabul edelim. Yani herkes Bediüzzaman olmayacak, herkes Seyyid Kutup olmayacak. Bunu kabul edelim. Yardımcı destekler lazım. Cemaat işte odur yani. O manevi, e, maneviyatın güçlenmesinde cemaatın da tesiri çoktur ayakların kaymamasında, dökülmeme hususunda, dökülenlerden olmama hususunda cemaatin de tesiri büyüktür. Peygamberimiz hadiste buyuruyor ki sürüden ayrılan koyunu kurt kapar, cemaatten ayrılanı da şeytan kapar. Şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır. Yalnız kalmayın buyuruyor. Manevi eğitimde cemaat çalışmasının da önemi büyüktür. Çünkü herkes Allah ile bu kadar irtibat sağlayamaz. Herkesin kalbi o kadar güçlü değildir. Yardımcı destekler lazımdır. Yani herkes Abdülkadir Geylani mi olacak? Öyle bir kalp herkeste yok ki. Nasıl ki yani herkesin zeka seviyesi aynı değil. Herkesin kolunun kuvveti aynı değil. Herkesin sesinin güzelliği aynı değil. Herkesin kalp gücü de aynı değil. Takviye lazımdır. Cemaat bunun başında gelir. Ayrıca ilim, kitap okuma o da insanın canlı tutar, dinç tutar. Sürekli okuyan insanlar dinç olur. Maneviyatları sağlam olur. Ayakları kaymaz, dökülenlerden olmaz Allah'ın izniyle. Ve eğer insanın Rabbi ile irtibatı sağlamsa başına gelen musibetlere de sabrı, sabretmesi kolay olur. Sabrı çok olur. Yani eğer Allah'la irtibat sağlanırsa her şey kolaylaşıyor aslında. Farzlara sabır kolaylaşıyor haramlara sabır kolaylaşıyor. Musibetlere sabır kolaylaşıyor. Allah ile irtibatın sağlam olması işin temeli bu. Ama onun da başarılabilmesi yine cemaat olunca kolaylaşmakta. Cemaat olunca mesela sahabe-i kiram namaz eee namazlarına kalkıyorlardı ama çoğunlukla da beraber kalıyorlardı. Beraber olunca kolay oluyor. Kolaylaştırıcı sebepler lazım. Yani tek başına olacak da teheccüde kalkacak. Böyle insan azdır. Vardır ama azdır. Ama cemaatle birlikte olduğu zaman kolaylaşmaktadır. Mesela bu, bu zamanda şöyle şeyler yapılabilir. Diyelim ki haftada en azından mesela bir gün diyelim ki cuma gecesi, işte perşembe cumaya bağlayan gece, işte teheccüd namazına kalkalım. Hep beraber diyelim ki işte mevsimine göre saat 2 ile 3 arası ya da işte 4 ile 5 arası neyse mevsime göre değişir. Gece daha doğrusu konumuz dışında da bir şey söyleyeyim. Bir yanlışı düzeltmemiz lazım. Şimdi mesela çarşambayı perşembeye bağlayan gece yani dün değil önceki gün Miraç Miraç gecesiydi bildiğiniz gibi. Birçok insan çarşamba günü oruç tuttuğunu duydum. Sanıyorlar ki gün sabah ile başlamaktadır. Zannediyorlar. Şeriatta gün geceden başlar. Sabah başlamaz. O örf adette öyledir. Halkın bakışı odur. Şeriatta gün gece başlar, ertesi gün gündüzü yani devam eder. Ya yani mesela çarşamba günü gece çarşambayı çarşambayı perşembeye bağlayan gece Miraç gecesi o gün ya yani o saatte gece saati başlıyor ertesi gün gündüz devam ediyor geceye kadar 24 saat yani perşembe günü idi aslında 27. gün Recep'in 27. günü gündüzü perşembeydi çarşamba değildi gündüzünde oruçlu bulunulur diyor kitaplarda işte mesela Miraç gecesi gibi gecelerde gündüzünde oruçlu olunulur. Yani mümkünse tutabiliyorsan nafile olarak. Şimdi bunu okuyor adam. Sanıyor ki yani gündüzü yani o halde çarşamba günü. Gündüzünde oruçlu olacağım, akşamında da Miraç gecesi var. Halbuki şeriatta gün geceyle başlamaktadır. Ertesi gündüz ona dahildir. O günün gündüzüdür. Öncesi değil sonrası yani. Ee, Musa aleyhisselamla ilgili kıssada Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَاِذْ وَعَدْنَا Musa اَرْبَعِينَ leyla. Biz Musa ile kırk gece sözleştik. Kırk gece, geceden başlatıyor Allah Azze ve Celle. Gündüzden değil. Mesela Ramazan e, hilalini görüyoruz. E, Şabanın sonunda, Şabanın sonunda 29'u 30'a bağlayan gece ya da 30'u 31'e bağlayan gece. Neyse. Görüyoruz hilali. Ramazan başlamış oluyor. Bakın. Teravih namazı kılıyoruz. E, ertesi gün oruç başlıyor. Yani e, öncesi değil. Geceden sonraki gündüz. Ramazan'ın ilk günü öyle değil mi? Geceliğin sahura kalkıyoruz. Geceden başlıyor. Ertesi gün oruçlu oluyoruz. Ramazan'ın sonunda yine hilal görüyoruz. Hilali gördüğümüz zaman 29-30'a bağlayan gece ya da 30-31'e. Hilali gördüğümüz zaman ahtı teravih namazı kılmıyoruz. 29-30'a bağladığını gece gördüysek demek ki bu sene 29 gün çekiyor. 30 değil ve ertesi e, günde oruç tutmuyoruz bayram yapıyoruz. E, ve o gece teravih namazı da kılmıyoruz. Çünkü Ramazan bitti. Gündüz bitti, Ramazan bitti. Hilalin görüldüğü gece, ertesi günü ne olmuş oluyor? Şevval ayı olmuş oluyor. Artık Ramazan bitmiştir. Geceden başlıyor, ertesi günü, gündüzü şevval ayı olmuş oluyor. Bu da yani anti parantez. Bunu da belirtmiş olayım. Burada bir yanlışlık yapılıyor. Duyuyorum böyle zamanlarda gündüzünde ya önceki gündüzde oruçlu oluyorlar bazı kimseler. Böyle bir hata var. Neyse biz e, neyi konuşuyorduk ha, haftalık evet mesela dedik ki e, her hafta belli bir e, gün işte en güzeli Cuma geceleri daha e, güzel olur Cuma geceleri daha kıymetli gecelerdir gecesinden gündüzüne kıymetlidir gündüzünde de Cuma namazı vardır o 24 saat kıymetlidir akşamdan başlar ertesi gün akşam'a kadar e, mesela ilan edilebilir. Bu gece hep beraber inşallah filan saatte, filan saate kadar kalkalım, namaz kılalım, Kur'an okuyalım. Namazda uzun uzun okuyacak kadar ezberi herkesin yoktur. Toplumun ekseriyetle bildiği elemterenin aşağısıdır. Yukarısında pek işimiz yok gibi. Hep aşağısına, kısa surelere yani eee... Önem verilmiş, daha doğrusu onlar ezberlenmiş. Şimdi böyle olunca tabii e, gecenin yarısı kadar, dörtte biri kadar, dörtte üçü kadar Kur'an okumak, <laughs> namaz kılarak Kur'an okumak mümkün olmaz. <laughs> Çünkü zaten bildiği azdır yani. O zaman bol bol tekrar eder. Yani mesela şöyle okuyabilir. Ben yani toplumumuza göre bir çare üretmeye çalışıyorum. Ben biliyorum ki toplum uzun sureleri bilmez ezberleri azdır. Yani bir cüz ezberi olan insan şu toplumda çok azdır. Biz bunu biliyoruz. Ona göre çözüm üretiyorum. Mesela elem teren aşağısını bilen adam için çözüm. İki rekat iki rekat kılar. Elem tereyi lilafi eraytelleziyi inna atayneyi kafirunu. O beş sureyi mesela okur. Biraz uzun okumuş olsun. Hiç olmazsa zaten başka yer ezbere bilmiyor. Ne yapayım? Ben de ona göre çözüm üretiyorum. Ondan sonra ikinci rekatta da ondan sonraki. Işte, İzâcâden, tabbet ihlas, felak, nas. O beşini okur. Böylece beş beş. Arda arda okunur mu? Evet okunur. Onun okuyabilir mi? O zaman ikinci rekatta ne okuyacak? Tekrar ederse mekruhtur. Aynı süre. Yani birinci rekatta okudun, ikinci rekatta da okursa. Kerahatten hali değildir yani bu durum. O yüzden diyorum yarısını okusun. Yarısını birinci rekatta, yarısını ikinci rekat Ya da ezbere, ezberi çoksa, bunlar daha fazla okuyor, uzun sureler okumalılar. Uzun okudukça aslında namazın tadı alınıyor. Bakın, bizim ülkemizde namazı kısalttıkça kısalttılar. Bir marifetmiş gibi. Hocalar, hocalar buna sebep oldular. Ve hatta bazı alimlerimiz bile. Mesela Ömer Nasuhi hocanın ilmi halinde diyor ki, üçten fazla imamın cemaatle namaz kılarken üçten fazla Subhan Rabbiyal Azim rükuda secde de üçten fazla Subhan Rabbiyal Ala demesi mekruhtur. Yani beş defa dese mekruh olacak. Şimdi halbuki ki? yani bunda neyi kastediyor? Yani imam cemaati usandırmamalı. Cemaatte yaşlılar var, hastalar var, işte kadınlar olabilir, çocukları var falan. Ee, abdestini muhafaza edemeyenler var gibi noktaları düşünerek sünnetin en azı üçtür. Bir defa söyleyecek kadar durmak farzdır. Söylemek değil, söylemek sünnettir. Yani rükuya gitmek farzdır, secdeye gitmek farzdır. Rükuda, secdede, subhanı rabbel azim, subhanı rabbel ala demek farz değildir. O kadar beklemek, bir tane söyleyecek kadar beklemek farz. Ama sünnetin ekalli en azı üçtür diyor ki yani yani üçten yani üç söylediği zaman zaten sünnetin azını gerçekleştirmiş oluyor. Sünnet yerine gelmiş oluyor yani. Dolayısıyla da fazlasını yani cemaati sıkmamak için yapmamalı. Şimdi biz bunları okuduk. Mısır'a gittiğimizde baktık. imam iki defa Fatiha e okuyacak kadar secdede duruyor. Bir defasında içimden okudum. Kasten süreyi ölçmek için. Dille okunmaz. Secde kıraat yeri değildir. Caiz değil yani. Secdede Kur'an okunmaz, okunamaz. Dua ayetleri okunabilir. Dua maksadıyla. Dua maksadı, kıraat maksadı değil. Dua maksadıyla. Rabbena gibi dualar mesela ayettir aslında. Ama secdede okunabilir. Diğer dualarda, Kur'an'da geçen dua ayetler hepsi okunabilir. Çünkü dua maksadıyla okuyorsunuz. Tıpkı cunup olan bir insanın Kur'an ayetlerini kıraat maksadıyla okumasının caiz olmaması ama dua maksadıyla okumasının caiz olması gibi. Bir cunup insan ya da bir hayız kadın Rabbena ve li veli valideyye ve lil mu'minine yevme hisab. diyebilir dua maksadıyla bunu söylüyor. Ayet okumak için değil. Kıraat maksadıyla değil. Şimdi neyse ben e, secdede o han şeyi yani saate bakamadığım için e, dedim mi acaba Çünkü, e, yani biz buna e, alışmamışız bize garip geliyor yani adam şimdi biz üç defa subhan Rabbiyal ala diyeceğiz kalkacağız diye beklerken adamın kalktığı yok önceleri garip geldi hatta işte bunları okumuşuz ya öncesinde yani bu kitaplardan biz bunları okumuşuz mekruhtur filan diye de okumuşuz yani i̇mamın çok durması, cemaati usandırması mekruhtur. Böyle e, öğrenmişiz. Sonra baktım valla bütün Mısır mekruh işliyormuş yani. <laughs> Ondan sonra önceleri e, şey geliyordu böyle yani hemen kalkacağını beklediğin için m, beklemek sıkıyor insanı. Hala imam kalkmadı gibi düşünüyorsun. E, sonraları baktık ki burada böyle kılınıyor. Biz de dua etmeye başladık tesbihatı yani Subhan Rabbi ala'yı dokuz'a çıkardık ondan sonra dua etmeye başladık filan ee, <laughs> baktım ki asıl lezzet o zaman ortaya çıkıyor namazın lezzetini ben Mısır'da aldım çocukluğumdan beri namazımı kıldım ama meğer burada namazın lezzetini almamışız namaz uzun olunca güzel oluyor aslında. Tabii her şeyin bir ölçüye ihtiyacı var. Aşırı derecede de uzatırsan insanlar kaçar. Yani o kadar da değil tabii ki. Mesela Muaz hakkında birisi Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir gün namaz kıldırmış. Sabah namazı. Adamın biri de bakmış ki Muaz uzun uzun okuyor. Bakaradan girmiş. Uzun uzun okuduğunu görünce adamın da işi varmış. Acele tarlaya gidecek, bahçesini sulayacak. Bakmış ki uzun, çok uzun okuyor, bırakmış namazı, kendisi hemen farzını kılmış. Tabi sünneti de kılıyor öncesinde. Gidiyor. Diyorlar ki ya bu adam münafık mıdır nedir? Cemaat, bakın bakın anlayışa bakın. Cemaate gelmemek münafıklık olarak görülüyor bakın. Sahabe döneminde. Hatta e, rivayette ravi diyor ki, sahabeden biri diyor ki, biz yatsı ve sabah namazına camiye gelmeyene münafık gözüyle bakardık. Münafıklar yatsıyı ve sabahı kılmaz. Zor gelir onlara. Kalplerinde iman olmadığı için gösteriş yaptıklarından onlara bu zor geliyor. Uykuyu bırakıp da namaz kılmak. İşte bu da acaba onlardan mıdır diye düşündük. Namazı bıraktı gitti yani. Cemaatle kılmamak, cemaate gelmemek münafıklık alameti. Şimdi bakın. Bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Herkesin cemaatle namaz kılmasını evinde de olsa, camide de her zaman herkes cemaatle kılıyor. O zaman sağlamlaşıyor insanlar. Cemaatle kılanla tek başına kılan aynı olmaz ki. Cemaatle kılan daha dinçtir her zaman için. Daha huşuyla namazını kılar. Ve hatta mesela e, namazdan aldığın lezzet artıyor. Bilhassa da cemaatteysen, değilsen, imam değilsen. Bana bazen geç kıldır derlerdi Mısır'da. Ben kıldırmak istemezdim. Arkada kıldım mı daha huşuyla kılıyorum. Onlar da aynısını söylüyorlardı. Onlar da aynısını söylüyorlardı. Ya sen kıldır biz daha huşuyla kılalım. Ben de diyordum valla sen kıldır ben huşuyla kılacağım. Çünkü imam olunca sürekli bir şey içindesin haliyle. ya yani bir hata yapmayayım falan. O mecbursun. Çünkü imamsın yani. Neyi okuyacağını düşüneceksin, yanlış yapmayacaksın. Ama cemaat olduğum için kolay. Neyse, yani namaz uzadıkça aslında lezzeti alınmaya başlanıyor. Ruku uzadıkça, secde uzadıkça hasreten de lezzet alınmaya başlanıyor. Bir de Mısırlıların sesi de güzel. Ee, böyle kıraatleri de hoş, sesleri de hoş. Çok güzel oluyor. Her rekatta bir sayfa kadar okuyorlar neredeyse. İşte demin Muaz bin Cebel'i söylüyordum. O da böyle bir miktar okumuş, fazla okumuş biraz. E, o sahabi öyle bırakmış gitmiş. Bu münafık mı ne demişler? Peygamberimize söylemişler. Peygamberimiz onu çağırmış. Demiş ki neden böyle yaptın? Bakın peygamberimiz bunu affetmiyor bakın. Ha, koskoca peygamber hem de devlet başkanı yani cumhurbaşkanı farzı misal bir insanın namaza namazıyla uğraşıyor yani. Sen neden cemaati bıraktın da gittin? Bırakın cemaati bırakmayın. Cemaatle namazı sadece ve sadece. Bunlar üzerinde hassasiyetle duruyor. Çünkü yayılır, çoğalır. Bırakanlar çoğalır. Bunun başı durdurman lazım. Hemen durdurman lazım. Hemen müdahale lazım. Benden size vasiyet. Bir yanlış gördüğünüz zaman derhal müdahale etmelisiniz. Sonraya bırakmayın. O çoğalır. Durduramazsınız ileride. Adam diyor ki vallahi ya Resulallah ben münafık değilim. Ben Müslümanım, samimiyim ama diyor işim vardı. Muaz da çok uzattı ya Resulallah diyor. Ne yapayım? İşim gecikiyordu. Efendimiz Muaz'ı çağırıyor. Diyor ki ey Muaz sen fettan mısın? Fettan mübalağa sıygası, ismi fail. Fitneci, çok fitneci. Sen fitneci misin diyor yani. Muaz'a söylüyor bunu. Muaz Sahabenin içerisinden fıkıhı en iyi bilen insan. Ya da en iyi bilen üç kişiden birisi yani. Hazreti Ömer'lerin, Ebu Bekir'lerin soru sorduğu insandır Moaz. İlim sahibi bir insan. Peygamberimiz ona bile diyor ki sen fitneci misin? Kendi başına kılarken diyor istediğin kadar uzat ama cemaate kıldırırken de normal ölçüde kıldır. Şimdi bu normal ölçü ne? Biz bunun tadını kaçırmışız. Namazın tadını kaçıracak kadar kısaltmışız. Namazdan lezzet almayacak hale getirmiş. Kısalttıkça kısalttık. En de sonunda elem teren aşağısını okumaya başladık. Yatsı namazında bile, sabah namazında bile böyle kısa okuyanlar çoğaldıkça çoğaldı. Birisi yarım sayfa okusa ya çok uzun okudu diyorlar. O peygamberimize bakıyoruz. Peygamberimiz çok uzun okuma diyen peygamber kendisi Mesela rivayette diyor ki Sebbih isme rabbikel alayı okudu. Kaf suresini okudu. Bunlar kimi bir sayfa, kimi iki sayfa, kimi üç sayfa. Yani öyle iki, satır okumamış yani. Demek ki normal dediği bu. Hiç olmazsa bir sayfa kadar. E, belki de çok fazla okudu. ya yani. Belki de beş altı sayfa okudu. Efendimizin yani ikaz ettiğin ikaz etmesinin sebebi odur. Yoksa yani iki satır oku tamam Değil yani. Böyle olunca lezzet alınmıyor namazdan. Bir imam bizim itikafa girdiğimiz caminin imamı çok hızlı kıldırıyor. Ben de buna rahatsız oluyordum. Ben öyle hızlı kılmaya alışmamışım. Namazdan hiçbir tat alamıyorum. Yahu arkadaş, ya arkadaş şunu ya dört rekat cemaatle. Üç dakikada biter mi ya? ya Bari altı dakika olsun. Bir gün dedim ki imama bak dedim sen çok hızlı kıldırıyorsun. Ya hocam dedi işte cemaatten yaşlılar var, abdestini tutamayanlar var bilmem ne filan. Dedim bak sen ben seni gördüm. Sen sünneti kılarken de çok hızlı okuyorsun. Çok hızlı kılıyorsun. Dört rekat sünneti kılarken iki dakikada bitiriyorsun. Öyle mi değil mi? Evet öyle dedi. Dedim aslında sen namazdan zevk almıyorsun, lezzet almıyorsun. Vallahi hocam doğru dedi. Aynen böyle. İtiraf etti yani. Şimdi herkes böyle Yok cemaat, hastalar var, yaşlılar var. Sanki hiç Mısır'da hasta yok, yaşlı yok. Mısır'dakilerden hiç kimse abdestini, e, abdest sorunu yok. Buradakilerin hepsinin abdesti bozuluyor yani. Biraz uzun secde yaptığı zaman. Ya insan nasıl alışırsa öyle gidiyor ya. Nasıl alışırsan öyle gidiyorsun yani. Namazdan uzun uzun namaz kılmayan, yani yalnız teheccüd namazı değil mesele. Beş vakit namaz da... E, buna dahil yani namazın uzun olması, secdelerin uzatılması, rükuların uzatılması, bunun topluma yayılması, alıştırılması lazım toplumun. Şimdi biz birdenbire onu onlar gibi yapmaya kalksak, ben burada mesela namaz kıldırırken Mısır'daki kıldığımız, kıldırdığımız gibi kılsam, kıldırsam millete garip gelir yani. Yani bir Mısırlı buraya gelse, burada namaz kıldırsa millet daha onun arkasında namaz kılmaz yani. E bu hale gelmişiz. Mısır'dan Türkiye'ye ilk geldi. Allah Ezan bu kadar çabuk mu oldu? Mısır'dan ilk geldiğimizde namaz öyle bir garip geliyordu ki bana. Buradakiler sanki namaz kılmıyor gibi. Çok hızlı kılıyoruz yani. Yani hiç tat alamıyorsun namazdan. Orada alışınca uzun uzun kılmaya buraya geldiğinde çok garip geliyor insana buradaki namaz. Namazdan lezzet alan bir nesil yetiştirmeliyiz. Bu da çok kısa olduğu müddetçe mümkün değildir. الحمد لله رب العالمين